Hatırladığın böyle başınıza gelen evde bir komik bir anı var mı Ebru'yla? Biz Ebru'yla Allah'ım yarabbim. Ebru'yla beraber yaptığımız en berbat anlardan bir tanesi. Okey, onu söyleyemem. Bir zamanımız vardı. Bir boş zamanımız vardı işte. O boş zamanımızda Ebru'yla beraber tüm korku filmlerini bitirmiştik. Oturuyoruz böyle. Evet. Birbirine sarılı film mi izledin? Aynen öyle. Tam olarak bir şekilde. Kim daha çok korkuyordu? Evet. Böyle Dabbe, Siccin, işte ne bileyim işte bilmem nereye kaçış, ruhun kaçışı falan filan böyle. Tüm korku filmlerini hepsini izlemiştik. Hanginiz daha dağınıktı? Tabii ki de Ebru'yla. Nasıl bir soru bu ya? Ebru'yla tabii ki de. Burcu yani nasıl soru abi orada? Ebru'yla tabii çok dağınıktı. Ama bence iyiydi ya. Hani... Yemekleri kim yapıyordu? Yemek yapmıyorduk. Hep dışarıda. Yok. Paramız yoktu ki yani bu söylemeye. Öyle bir şey var mı? Çekiyoruz bir de. Boş çekiyormuşuz öyle. Bayağı bir konuşuyormuşuz falan. Farkında değiliz. Çok kötü olur. Soru var. Kısa kısa ya, çok uzun değil. Ne oldu? Gireceğim. Tamam, sıkıntı yok. Osaka'dan merhabalar herkese. Ben Derya Cebecioğlu. Ben de Sinan Sağlam. Hong Kong gelmişti ama beni istememişti. Ebru istemişti. Şimdi Ebru buldu. Ebru bulamadığı için. Bak, Ebru arıyor, hemen beni çağırdı. Olsun. Yine ikinci olarak bir seçim ama. Neyse, ben gireyim şimdi. Tamam. Yavaştan ufak bir konuşma yapayım. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sinan Sağlam benim. Şimdi dışarıdan birçok gelen olacak muhtemelen beni tanımayan. Ben bir yıldır dünya turundayım. Japonya 7. ülkem. Daha önce Hong Kong'da ve Tokyo'da, Japonya'da Filenin Sultanları maçlarının videolarını çekmiştim. Ebrar Karakurt'la Hong Kong'da röportaj yapmıştım ve bir tane gezi videosu yayınlamıştım. Şimdi de Derya Cebecioğlu'yla Osaka'da buluştuk. Şimdi onunla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hoş geldin. Yani, merhaba, hoş bulduk. Japonya ile başlamak istiyorum ben direkt. Avrupa voleybolundan sonra Japonya ligine alışma süreci nasıl gidiyor? Burayı tercih etme sebebin nedir? Evet, güzel soru. Ben küçüklüğümden beri Japonya ligine, Japonya voleybolu çok meraklı ve iyi bir izleyicisi olarak aslında hep... Cümleyi kuramadım ya. Ben Japonya ligini aslında küçüğümden beri izliyorum. Çünkü onların sahada gösterdiği o savaşma ruhu ve oynadığı voleybol çok farklı bu voleyboluna göre. Ben de kendi eksiklerimden yola çıkaraktan burada en çok kendim gelişebileceğim yer olarak düşündüm. Ve ilk yurt dışı tecrübemde burasını seçme yönümde en çok bu etkiledi beni. Bence oynadıkları voleybol tarzı, sahada gösterdikleri fiziksel yetenekleri diğer voleybolculara göre daha az olsa da sahada gösterdikleri o savaşma ruhu ve yaptıkları o defans var beni çok etkiledi ve ben de o yüzden onların voleybolunu çok meraklı bir şekilde izliyordum. Burada oynamak çok istiyordum. Bu arada maçları nereden izleyebilirler? Onu da çok soran oldu. Nereden çok izleyebiliriz diye. Çok kolay aslında ya. Hemen işte onların kendi asistan sitesi var. Veriyorsunuz parayı. V-League voleybol diye bir şey yani. Adamlar voleybola V-League diyorlar. Çok aslında basit. Aylık biraz pahalı galiba, bilmiyorum. Aylık 280 TL. 10 dolar civarı. Evet, yani sonuçta Netflix olmuş 100 TL aslında. Yani. Aslında kim ne yapsın Japonya Ligi'nde? Açık bir kanal yok yani Japonya Ligi'ni izlemek. Hayır, var galiba. Hani gerçekten... Bedavaya izleyebiliyorsun ama benim ailem mesela işte... Hatta galiba şey, bir tane kendim üyelik yaptım. Bir tane üyelikten birkaç kişi daha izleyebiliyor gibi, haberiniz o zaman olsun. Buradan alta kod bırakalım. 280 TL'ye 5 kişi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Alta kodu bırakalım. Gerekli Derya 20 yazın. Yani evet, aylık yani şöyle, yıllık aslında daha pahalı ama ben şimdi burada Şubat'a kadar oynayacağım aslında. Şubat için aslında 3-4 ay 280 TL verip izleyebiliriz. Yani gayet güzel bir şey yok. Ama yok. Tabii insan bedava istiyor doğal olarak yani. Şimdi Türkiye'de alışık, şimdi her şey bedava, her şey yayınlanıyor falan. Burada böyle bir şey yok işte. Aslında bunları kendi kanalının yanına da işte yurt dışına izlemek isteyenler para verip izlemesi gerekiyor. Ama bazen Facebook ve Twitter sitelerinde paylaşıyorlar. Ama ben bilmiyorum, hiç izlemedim. Onlara bakarsınız belki. İzlemezsiniz, boş durun, ne yapalım yani. Ama keyifli oluyor, bence izleyin. Yani Japonya Ligi çok keyifli. Çok soruluyor çünkü de izlenmiyor. Çok keyifli yani. Yani çok zor, oynaması çok daha zor. Yani izlemesi çok daha keyifli. Çünkü sürekli rally oluyor yani. Evet. Voleybol mesela benim pat pat yani basit alanların olmadığı voleybol ve sürekli topun döndüğü. Bir kere ambiyansın Türkiye'den ya da Avrupa'dan çok daha farklı olduğu bir yer.
Sen yarın gece göreceksin. Japonya-Türkiye maçında işte ben de tribündeydim buradaki maçta. Hı-hı. Tribünler doluydu ve inanılmaz etkilendim. Değil mi? İnanılmaz etkilendim ve çok şaşırdım. Burada şey mesela, burada her takımın maskotu var. Her takımın bir ismi var mesela diyelim. Mesela diyelim mesela bizimki Kurobe YKK Company yani YKK şirketinin sahibi. Ama mesela ismi mesela Aquafaris, su perileri. Evet. Diyelim mesela işte Toyota var. Maskotu ne olsun? İşte bilmem ne bir tane işte ayı olsun. Her, aslında her takımdan böyle takma ismi var ve maskotu var. O yüzden böyle takımın taraftarları böyle o şekilde bürünüp böyle maça giriyorlar. Bir çok garip bir şekilde böyle anime karakterleri gibi böyle taraftarlar çok garip yani. Set aralarında falan şovlar oluyor. Ya aslında daha çok böyle seyirciye yönelik bir spor burada bence. Evet, evet. Ya çok garip ya. Bence izlemesi lazım insanların. Yani. Olimpiyat elemelerinde de o maskotla bayağı eğlendiniz. Mesela evet evet doğru. O neydi, insan mıydı? Neydi o? Çözebildiniz mi? O robotmuş. Robotmuş. Gerçekten evet, mi? Evet evet. Babaçan mı ne diyorduk işte ona. Maskotun bir de robotunu yapmışlar. Evet. Ben onu insan sanıyordum hani biraz biz kısa boylu. Biz de ama robotmuş o işte. Çok tatlı bir şey. Çok geliştirmişler. Yani bu tarafta böyle her yerde her maç bir tane rütey var. Maskot var işte geziniyor etrafta. Bazıları biraz da korkunç oluyor. Geçtiğimiz hafta kariyer rekoru kırdın. Bu konuda neler söylemek istersin? Aslında evet. İlk A takım seviyesinde evet ilk defa 30 sayı aldım. Doğru. Artık bana daha önce almıştım. 30 sayı almıştım. Bir de 30 sayı almıştım galiba bir tane. Birinci ilk demin. Hatırlamıyorum neyse. Anlamadım nasıl olduğunu yani. Çünkü sana maç çok uzundu. 5 setlik bir maçtı evet, zaten. Evet. Oynarken onu düşünmüyorsun. Yani 30 sayı almışım, almamışım. Ben ona sadece maç kazanmayı düşünüyorum. Daha ne kadar çok sayı alabileceğimi düşünüyorum. Ya da yani aldığım topları nasılsa geçirebileceğimi düşünüyorum saha içerisinde. Maçı yine kaybettik. 30 sayı aldım bir şey ifade etmedi ya. 30 sayı aldık ama maçı kaybettik. Ne oldu? Ben işte 30 sayı almış oldum. Aniden savaştık. Ben üzgünüm biraz aslında yani. Çünkü çok istemiştim kazanmayı, çok istemiştim. Güzel olurdu kariyer rekoruyla. Evet. Neyse belki bir kariyer rekoru daha yapıp belki bu sefer kazandığınız bir maça denk gelebilir. İnşallah. Kurobe de yaşam nasıl geçiyor günlerin? Tamam. Kurobe ufak bir yer. Evet. Şimdi şöyle. Tokyo, Osaka. Gerçekten Osaka. Buralar yani şey İstanbul, İzmir gibi yerler. Tamam. Evet. Kurobe'de nasıl tanımlayabiliriz? Kurobe tanımlanmayan bir yer yok. Ben baktım nüfusuna 40 bin. Evet. Sadece 40 bin ve Japonya 120 milyon insan yaşıyor Japonya'da. Dağ manzarası var, çok iyi. Evler çok küçük küçük evler, yani büyük binaların olmadığı bir yer. Dağ manzarası sürekli bakma, yani sürekli dağ manzaralarının olduğu bir yer. İnsanların az olduğu, kendini dinleyebileceğin, sakin kalabileceğin, sessiz sakin güzel bir yer. Ama gerçekten kelimenin tam anlamıyla yapılacak hiçbir şey yok. Bir aktivite, bir shopping mall, yani bir AVM, bir saatlik araba mesafesinde. Diyelim mesela bir restoran, güzel bir restoran yok. Bir kafe var altımızda, altta yeni açılmış o da işte. Kahvesi çok güzel ama yani içeri giriyorum, insanlar biraz üzgün. Çünkü herkes çok yaşlı. Markete gidiyorum aktivite olarak. O hoşuma gidiyor. Markete gidiyorum. Pandemi döneminde gibi yaşıyorsun galiba. Evet evet yani çünkü cidden. Ama zaten bu arada sıkılmaya zamanım olmadı geldiğimden beri. Çünkü çok yoğun geçiyor burası geldiğimden beri. Bir ay oldu işte geliri tam aslında. 12'sinde, 13'ünde bir ay olacak. Maçlarımıza geldiğimizde gittiğimiz şehirleri geziyorum. Geçen hafta mesela Akita'daydık. Akita çok güzel bir yer bence. Tabii daha böyle. Bence Eskişehir dediğimiz yer orası. Burası İzmir bence. Hangisi? Akita. Akita. İnsanların yenişleri bile farklı. Japonlar gibi değil. Ya burası daha böyle bence bilmiyorum işte. Avrupa gibi. Orası böyle tam böyle üniversite şehri gibiydi. Bizim şehirde Kurobe'de şey işte. Örnek vereceğim ama bulamıyorum öyle. Türkiye'de bir yer ya var. Ya benim de aklıma gelmiyor gerçekten. Ya böyle sessiz sakin hiçbir yerin olmadığı bir köy düşünün yani arkadaşlar. Böyle şey. Yok, hiçbir şey yok. Market var sadece. Yavaş şehirlerde bir kavram var ya, slow city diyorlar. Evet. Dünyada Türkiye'de de birkaç tane yer var işte. Şirince'de onlardan biri miydi? Böyle sessiz sakin böyle kendi halinde yaşayan yerler yani. Ama bunlar mutsuz insanlar. Çok yaşlılar çünkü. Gerçekten çok yaşlı. Genç insan yok bu arada. Japonya nüfusu zaten şey yaşlı. Orası ya, da böyle rehabilitasyon merkezi. Korkuyorum mesela. 3 tane araba var işte sokakta zaten. Ama sürenlerin hepsi yaşlı olduğu için. Adam yani önünü görmüyor mesela ama hala araba kullanıyor. Japon yemeklerine alışabildin. Favorim var mı? Yemek seçen bir insan olmadım. Yemekler güzel bence bu arada gerçekten. Bir kere onların şeyi mesela kültürü bizim gibi değil yani. Onlar mesela böyle küçük küçük tabaklar mesela böyle çok farklı şeyler koyuyorlar. Pilav, miso sup. İşte azıcık ondan bundan şundan böyle küçük tabaklar evet, falan evet. Böyle. Hani böyle minik minik tabakların olduğu, çok fazla yemeklerin olduğu bir şey. Yemekleri güzel, sağlıklı. Onların bir tane çorbası var çok güzel, sebzeleri unuttum şimdi ismini. Akita'da özel bir çorbaymış. Bizim bildiğimiz sebze çorbasının böyle daha çok böyle sebzelerinin belirgin olduğu. Mükemmel bir tavuk suyu yapmış bir tane şey işte çorba. Hmm. Çok güzeldi o. Udon seviyorum. Çok güzel o. Yani o kalın makarna. Çok da bir esprisi yok bence.
Ama güzel. Diğerlerini de denedim ben. Onlar çok şey değil. Soba var mesela. Makarna çeşidi yine udon gibi. Ha. Onu pek sevmemiştim. Bir de çok ince olanı var. Onu da çok sevmedim. Hiç udon böyle... bence en güzel. Udon en güzeli gerçekten. Hem en güzel. Geçen gün işte onlara bir tane böyle bizdeki böyle çöpüşe benzeyen bir tane böyle şeyi var işte böyle. Tavuğun her türlü bölümünü çöp şiş gibi yapıyorlar bir. Yemek yani restoranda o şekilde serpiliyorlar falan böyle işte. Yediğin çubuk kadar koyuyorsun, ömür ödüyorsun falan. Onu denedim. Sushi restoranına gittim böyle dönüyor ya. Evet daha ona gitmedim. Kurabi'deki ev maçımızdan sonra gideceğiz takım arkadaşımla beraber. Çünkü ancak o zaman ayarlayabildik. Osaka'da çok güzel yerler var o konuda. Var mı? Daha yemedim sushi düşünün ya. Bir aydır buradayım işte öyle zamanım oldu. Sushi yemedim Japonya'da ama yani sen Türkiye'de de var sushi'ler yani. Türkiye'de istediğim her şeyi bulabilirim aslında bakıldığında yani. Evet. Tarih restoranlar. Japon restoranı var, İtalyan restoranı var. Tabii yerinde yemek çok daha farklı olur tabii ki. Japonya'da da birçok Türk restoranı var bu arada. Bir gün olsun özlersen. Benim bulunduğum yerde öyle bir şey yok. Benim bulunduğum restoran orada yoktur tabii işte Osaka'da. Ben çok uzağım yani. Çok Tokyo'da yapıyorsun. Zaten çok fazla var eğer yani orada yani. Maçlar olursa. Sen Tokyo'da kaldık biliyorsun 2,5 hafta, 3 evet, hafta. Evet. Daha önce de gitmiştim zaten de. Ya benim bulunduğum şehirle Tokyo arası trenle 2,5 saat. Yani bir de evimden trene git. Oradan bin, in, tekrar bul. İşte belki falan. Şey yani 2 gün izin falan olursa. Yok işte ama. Yok. Bunların sistemi çok garip ya. Neyse. Konuşsam daha. Peki Japonca öğrenmeye başladın mı? Ben çok hızlı kapıyorum. Çok hızlı kaptığımı düşünüyorum. Beyim bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hammallık yapayım? Şimdiden bak şöyle söyleyeyim 60 kere falan biliyorum. Sayabilirim hatta. Ben diyor bu kafayı durduramıyorum diyor. Ya şöyle söyledim. Takım arkadaşlarım İngilizce bilmedikleri için ben de takım yani maç içerisindeyken ve sahadayken ve antrenmandayken diyalog kurmam gerekiyor onlarla ve çok utangaçlar ve konuşamıyorlar. Translator'ım var işte. O bir yere kadar hani mesela diyelim hızlı bir şey cevaplamam gerekiyor. Hani konuşamıyorlar. Ben de o yüzden baktım onlar öğrenmiyor. Ben öğrenmeye karar verdim. Onlara soruyorum işte mesela diyelim işte bir terim var diyelim. O terim mesela Japoncasını soruyorum. Ne diyorum? Bizim translator'ım. Ne bileyim işte yukiri mesela işte geç kaldım. Ne özür dilerim böyle bir şey olmadı. O farklı bir kelimeydi. Aaa. Mesela bugün ne öğrendin biliyor musun sen? Gambare. Haydi hani. Gambare hani. Harekete git. Hani les. Evet öyle bir şey işte. Vamos. Gambare. Evet öyle bir şey anladın mı? Sonra mesela ne var işte? Çotto. Çotto az demek. İppai çok demek. Bunu çok kullanırlar. Dame. Dame. Bir de kawaii. Kawaii. Evet kawaii. Dame. Ben de Japonca'yla biraz ilgileniyorum. Bir de Japonca da şey Türkçe gibi sondan eklemeli bir dil. O yüzden mesela öğrenilmesi daha kolaymış. Yani Türkler daha kolay öğrenebilirmiş Japonca'yı. Japon alfabesiyle değil de Latin alfabesiyle daha kolay öğrenilebilir yani. Ben de ilk defa dünya turunda Japonya'da öğrenmeye başladım. Bunun birinin sebebi İngilizce bilmemeleri. İletişim evet. Kurabilmek için öğrenim dedim. Hem de sondan eklemeli olduğunu öğrendim ve biraz bakındım. Kolay. İngilizceye yakın çok kelimeleri var zaten. Evet. Çoğu evet. Kelimesi İngilizce sonunda nice. O falan koyuyorlar. Mesela bugün yumurta soruyorum markette. Ek diyorum. Ekko diyor. Sarede salatı demek falan böyle. İşte des diyorlar. Her şeye sonra des ekliyorlar bir de. Aynen ufak bir ara bir şeyleri falan var. O yüzden öğrenilebilir. Zor değil aslında. Bir de basit aslında. Latin alfabesiyle öğrenilebilir bence yani. O yüzden bence mantıklı. Başka hangi dilleri biliyorsun? Türkçe biliyorum. İngilizce biliyorum birazcık. İtalyanca iyi anladığımı düşünüyorum. Çünkü biz Altobi'deyken 2 sene boyunca İtalyan antrenörlerim vardı benim. Oradan biliyorum. İtalyan koçlarımız oldu. İtalyanca iyi anlayabileceğimi düşünüyorum. Annem Rus. Azıcık Rusça anlıyorum. Evet, konuşmak zor ama Rusça anlıyoruz. Bu da merak ediliyordu. Annen direkt Rus ve... Annem dümdüz. Made in Russia. Made in Russia. Bu kadar. Babam benim Mersin'de. Ben Mersin doğumluyum. Annem Rusya doğumlu. Moskova doğumlu. Olimpiyat elemelerinde son gün Belçika maçında ilk altı oynadıktan sonra tüm salona karşı röportaj verip ligi sabırsızlıkla beklediğini söylemiştin. Henüz kendi evinizde oynamadınız ama şu ana kadar taraftarın sana ilgisi nasıl? Güzel soru. Taraftarlar iyi göstermiyor bence. Taraftarlar böyle oturup böyle izlemeye geliyor gibi davranıyorlar. Yani kendi takımlarını evet daha çok destekliyorlar. Bana karşı bir ilgi de olmadı burada. İlk maçımda bir tane bayrak açan birisi vardı Allah razı olsun. Ben Türkiye'ye diye bağırdım. Yarın ben de açım o zaman. Yok ya öyle değil sen hani. Kendi evimiz nasıl çok daha farklı olur gerçi ama yani herkes sonuçta olarak kendi takımını destekliyor yani. Niye bir şey yapsınlar ki sonuçta. Tabii. Yani Kurabe'de oynayan bir Türk oyuncuyum sonuçta. Onlar Japonlar kendi tuttuğu Japon takımını destekleme geliyor evet, maçı evet. İzlemeye. Beni izlemeye gelmiyor ki sonuçta. Evet, evet. İşte evinizdeki maçta daha belki. Ama bence oynadığım şu ana kadar her maçta her takımı zorladığım için bir dikkat çektiğimi düşünüyorum ben onlar tarafından. Aaa. Bazen mesela işte bir smaç falan vuruyorum böyle bağırıyorum çağırıyorum böyle wow falan sesi çıkardı falan. Sakin ol. Bunlar diye bir şey daha var. Bunlar bağırma diye bir şey yok falan maçta içerisinde. 3 turnuva, 3 şampiyonluk, bir Paris Olimpiyat bileti. Tek kelimeyle kusursuz bir yazdı sizin için. Peki senin açından bu süreç nasıldı? Çok güzeldi tabii ki de yani.
Nasıl söyleyebilirim ki? Mükemmel, ne diyeyim ya? Hepimiz yani? İçin bir rüya gibiydi yani. Perfect, tamam. Bu kadar. Bu yaz milli takım çok uzundu, sürekli seyahat halindeydiniz. Bu yaz gittiğiniz ülkeler açısından bu ülkenin şu özelliği çok zorladı, işte yemeğiydi vesairesi diyebileceğin yerler var mı? Yani şöyle, ya yemek seçen bir insan değilim. Her şeyi yiyebilen bir insanım. Hatta öyle olursa zehirlendim ben o konuda. Yani yok aslında ya. Texas çok güzeldi. Hong Kong güzeldi. Tayland'da güzeldi. Otelimizde havuz vardı Allah'a şükür. Havuza girdik. Güzel tatil. Japonya diyebilirim bu arada. Tokyo. Gerçekten çok zorlandım. Çünkü anlamadım yani. Biz Türkiye'de mesela bir şey yapıyoruz. Bir organizasyon düzenliyoruz. Bizim kaldığımız oteller 5 yıldızlı. Yemeklerin çok olduğu. Odalarımızın büyük olduğu. Biz buraya maça geldik olimpiyat elemelerine. Kaldığımız oda şu kadar bir oda. 2 kişi beraber kalıyoruz. Odalarımızı açamıyoruz. Yemekler de sana Allah'a bin şahit yani. Çok kötü. Yine yedik de yani sonuçta. Yani cidden çok kötüydü yani. Yani. Bir yumurta yapmak bu kadar zor olamaz bence. Çok şikayetçiydik biz bence. Herkes çok şikayetçiydi ben zaten bu konuda. Ne kadar çok Uber'den yemek siparişi verdim ben hatırlamıyorum bu 3 hafta boyunca kaldığımda. O yüzden Tokyo demek istiyorum. Yapmayın siz organizasyon. Hiç beğenmiyoruz. Genelde çok da beğenirler bu arada aslında Japonların organizasyonlarını ama. Kim beğeniyormuş ya? Şampiyonanın işte yönetim vesairesi. Onu anlamam ben. Benim anladığım tek şey yemek otel çok kötü yani. Tamam. Ha belki ne bileyim işte şovlar falan güzeldir ama yani bizim kaldığımız otel. Göstersem şu anda kaldığımız otelin fotoğraflarını nasıl bir yerde kaldığımızı, ben bu arada yediğimiz yemekleri görseniz derseniz ya bu ne ya, acırsınız falan, biz yemek bana getirirsiniz. Yani. Yemekleri bilmiyorum ama odadan Ebrar bahsetmişti bana Tokyo'dayken. Evet, çok küçük demişti. Gerçekten işte bavulları açamadığını falan o da söylemişti. Yemeklerle ilgili bir şey söylememişti ama. Ya Japonya'da işte yer az olduğu için biraz da odalar çok her yerde maalesef. Genelde ufak oluyor herhalde. Hayır, o aslında kaldığımız otelin 3 tane binası varmış. Bize İlk yapıldığı senedeki binadaki oteli vermiş, odayı vermişler, binayı vermişler. Evet gelmiştim. En eskiyi vermişler oraya. Yani farklı bize. Farklı bölümlerde oluşuyordu. En eski bizimkiydi. 90 yılından kalma. Türkiye Voleybol Federasyonu YouTube kanalı için çektiğim vlog 814 bin izlenme almış. Bu sayı diğer çekilen vlogların neredeyse 4 katı kadar. O vlogdan sonra sosyal medyada daha çok vlog çekmeni isteyenler olmuştu. İleride YouTube'a başlamayı düşünür müsün? Tamam, söylüyorum. Açıklıyorum. Yarın YouTube'a başlıyorum falan. Şimdi şöyle, YouTube olayı çok zor bir iş. Gerçekten çok zor bir iş. Bir de bizim hayatımız sporcu olmak ve YouTube olayı çok eşit orantı ilerlemiyor bence. Nasıl söyleyeyim? Çok zor gibi ya. Ama yani bilmiyorum, sporcu olmasaydım belki ama o zaman kim izlerdi zaten de yani. Herkes çok merak ediyor mesela sporcu hayatları nasıl olduğunu falan. Ben de merak ederdim bu arada. Yani bir sporcuyu merak etseydim ve onun nasıl bir hayat olduğunu falan merak ederdim ama onu yapan kimse yok gibi biliyorum şu an. Bunu yapan var mı da? Ryan Babel yapıyordu, Beşiktaş futbolcu. Birkaç bir şeyler çekiyordu falan. O zaman da şey oldu, takım kötü gittiğinde video çekeceğini topunu oyna diyenler falan mesela, olmuştu. Mesela. Ya hani yorumları geçtim zaten. Bilmiyorum ya. Bir de yani bence şey, biz sporcu olarak aslında yani bence hayatımız mesela. Önemli. Çok zor yani, keşke. Geçtiğimiz günlerde Neslihan'da birinin bir röportajını izledim. Senin onu izleyerek büyüdüğünü söyledi. Böyle söyleyince hem utanıyorum hem de yaşım belli oluyor dedi röportajda. Öyle mi dedi? Evet. Voleybol konusunda sana yardımcı oluyor mu? Görüşüyor musunuz kendisiyle? Şöyle söyleyeyim, voleybola başlarken voleybolda aslında hiçbir şey bilmiyordum. Ya bildiğim ne insan vardı, ne voleybolcu vardı. Tek bildiğim top oynamaktı sadece Mersin'deyken. O da eğlencesini oynuyordum. Öyle bir amacım, hedefim yoktu yani. Öylesine gidip zaman geçirip keyif alarak yaptığım bir aktiviteydi küçükken. Neslihan ablayı da voleybol denince Neslihan abla aklıma geliyordu. Ve sonrasında ben işte biraz böyle ilerlemeye başlayınca Neslihan ablayı izlemeye başladım. Ondan sonra aslında ben 17'yi o yüzden aldım. Onun aslında voleybol oynama tarzını falan çok beğeniyordum işte. Hatta onu sana söylemiştim biz geçen sene bakıp aklıma, benim menajerim de kendisi. Tabii ki de bana çok şey öğretiyor. Zorluğa düştüğümde onu arayıp sorarım. Ablam kendisi. Tabii ki de yardımcı oluyor yani. Öyle bir şey olur mu sen? Bizim voleybol camiasında ablalarımız bize hep yardımcı olarak zaten. O yüzden şu anda bir yardıma ihtiyacım olsa arayıp sorarım tabii ki de. Krobi'de şu anda 14 numaralı formayı giyiyorsun. Neden 14 numarayı seçtin? Evet, söyleyeyim mi? Ben maalesef çok bahtsız olduğum için. Bakın şimdi. Ben normalde 17 numara giyiyorum, tamam mı? Çünkü kendime yakıştırıyorum. Ama mini takımda bir türlü giyen. Allah kahretsin. Baştan. Okey, hemen açıklıyorum o zaman şimdi. Baştan başlıyorum. Tekrar sorar mısın?
Kurabe'de 14 numaralı formayı giyiyorsun. Neden 14 numarayı seçtin? Tamam, hemen açıklıyorum o zaman şimdi. Çünkü ben normalde 17 numara giyiyorum. Ama maalesef çok bahtsız olduğum için bir türlü 17 numarayı alamadım ben. Milli takımda kalan şekilde. Bir şekilde küçüğüm diye bana vermediler. Yani hep o şekilde olmuş. Yani kendi yaş sıralamasına göre formalabilir. Bana hep verilmedi. Ben de o yüzden 11 aldım bir ara. 20 aldım. İşte en son işte 11 giydim. Ondan sonra geldim işte bu takıma tekrar transfer oldum. Bana sordular işte hani forma numaraların sayılarını yazdılar. Dedi bunlar boş neyse ben dedim ben 10 numara istiyorum kardeşim. Öyle bir şey yok. Dedim ki nasıl ya dedim. Öyle bir şey yok dediler. Dedim o zaman 11 istiyorum. 11 de yok dediler. Ne demek ya dedim. Ben dedim bıktım artık. Yani giymeyen numara kalmadı. Ben de şunu fark ettim. Hep böyle köşeli sayılar giymişim. 17, evet. 11. Dedim ki 14 olsun. 14 numara öyle. Bir eski yani şey yok yani. Anlamı büyük numara diyorsun. Çok anlamı büyük. Yani numaramı vermedikleri için ben de 14 numaraya girdim. Herhalde bugün işte gittiğim her takımda farklı numara giyeceğim. Bütün takımların tüm sayıları giymiş olacağım. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Türkiye'de kadın voleybol bu kadar başarılıyken neden kadın baş antrenör sayısı bu kadar sence? Çok güzel soru. Şimdi şöyle. Bence ben daha çok küçüğüm aslında bunları konuşmak için ama bence antrenörlük işi çok zor bir iş gerçekten. Oyuncu olmak çok daha zor bir iş. Bence biz voleybolcular belli bir yaşa geldikten sonra yani voleybol bitirdikten sonra bence insanların artık bıkkınlık demeyeyim de uzak kalmak mı diyelim. Hani artık tüm hayatımızı verdiğimiz bu işte artık bir şekilde bağımızı koparmak istiyoruz. Antrenör olmak tam zamanlı bir iş. Voleybolcu olmak yarı zamanlı bir iş gibi bir şey ya sonuçta. Ve o yüzden bence biz bu oynadığımız süre boyunca her şeyimizi buraya getiriyoruz aslında. Ondan sonrasında bence bir artık böyle bir elveda deyip bırakmak istediğimiz için olabilir bilmiyorum. Hayatımızı o şekilde yönlendiriyoruz. Hani evlenip bir şekilde bu düzene yerleşmek istiyoruz. Ama yani bilmiyorum ya niye yok. Güzel soru. Bence niye yok bilmiyorum. O efsane dönemdeki kadro işte Neslihan Demir, Ali Hanikoğlu vs. Onlardan da benim bildiğim kadarıyla hiç yapan olmadı sanırım. Çünkü gerçekten bence zor bir iş yapıyoruz ya. Oynamak zaten zor. Hani ses kaldırmak zaten normal artık bunlar. Hello. Amcamız geldi merhaba demeden. Tamam. Devam edebilirsin. Ne diyordum unuttum ya. Bana sor mesela ben antrenör olmak ister miydim? Asla istemezdim yani. Peki normalde yemeği çok sevdin ama sporcu olduğu için yemediğin yemekler var mı? Genel olarak sağlıklı besleniyoruz. O yüzden sağlıklı beslenmeye dikkat ediyoruz. Ama yani bunu düzenli bir şekilde aslında yaptığında istenen her şeyi yiyebilirsin aslında. Aslında hayat da bu şekilde yani. Ne kadar bir şey düzenli. Hi, hello. 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 İyi geceler dedim bu arada, o yeseminde say. Onu da biliyorum. Ben kombavmayı kullanıyorum. Kombava, iyi akşamlar demek. Aynen, iyi akşamlar demek biliyorum. Güzel. Mesela der ya. Onu kullanan çok az görüyorum ama nedense. Minasa kombava. Minasa, o daha zormuş. Minasa. Neyse. Yerimi unuttum ya. Yani. Düzenli beslenmeden bahsediyordun. Hani her şeyi yiyebilirim düzenli, sağlıklı beslenmeyi. Yani tabii ki de yani eğer her gün sağlıksız beslenirseniz sağlıksız beslenmek kötü olur. Ama eğer onu düzene sokarsanız, bir şekilde belli düzenli iyi yiyip belli düzenli kötü yerseniz bir şey olmaz yani. Niye olmasın ki ya? Biz de insanız zaten. Milli takımda oda arkadaşın kim? Ayça. Kavgaya girecek olsan takımdan yanına kimi alırdın? Kimseyi almazdım. Tek mi girerdin? Yok gitmezdim kavga. Kavga niye derim arkadaşlar? Hani oldu ki diye. Olmasın tabi de. Konuşarak çözeriz. Kavgaya gerek yok. Kavga etmeyelim. Kavga kötü bir şey. Senin ağzın balımızın. Hayatında kırılma anı sence nedir? Hayatımın kırılma anı nedir? Çok güzel soru yok ki bence. Var mı hayatımın kırılma anı? Öyle bir an yok bence ya. İlla ki vardır da yani şu an nasıl açıklayabilirim? Ne ben söyleyeyim, ne size anlatın diyormuş. Bir gün sırt çantanı alıp yollara düşmek ister misin? Gitmeyi en çok istediğin ülke neresi ve daha önce gittiğin ülkelerden en çok hangisini beğendin? Evet, güzel soru. Ya valla dünyanın her yerini geziyoruz gerçekten. Ama gezemiyoruz aslında aynı zamanda. Çünkü gittiğimiz yerlerde sürekli yapmamız gereken bir iş olduğu için ona zaman ayıramıyoruz gezmeye. En basından ben bir aydır buradayım. Daha sonra şey yemedim mesela. En çok niye etkilen ülke neresi? Türkiye. Müzik ya bak, Türkiye. Akışına koyuyorum. Ölürüm Türkiye. Yok Türkiye değil. Türkiye de yani.
Böyle düşünüyorum. Türkiye harici diye soruyorum. Türkiye haricinde zaten... ne olabilir diye düşünüyorum efendim. Bir dakika. Ya bir kere biz hep böyle bir şekilde bavullarla yaşadığımız için ben bir kere çantama gitmek istemezdim. Gideceğim ülkeye belli bir şekilde bir, en azından belli bir zaman içerisinde, uzun bir zaman içerisinde yaşamak istermiş gibi gitmek isterdim oraya. Böyle mesela voleybolu bırakmışsın işte böyle, evet, artık. Evet, en azından bir 3-4 ay falan gideceğim. Çantama aydın şöyle bir sırt çantamla. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gidip yerleşsem orada, en azından bir yaşamam gerek, o zaman o şekilde gideyim. Yoksa ben çantamı alıp gezeceğim falan filan. Çok mu yaşlı konuşuyorum ya? Çünkü bavullarla yaşıyoruz arkadaşlar, Allah. Bavulları sıkıştırıyoruz, bavulları topluyoruz, tekrar gidiyoruz falan. O yüzden bavullarla yaşamak istemiyorum artık. Gideceğim, merak ettiğim ülkede yaşamak isterim ben. Orayı o şekilde. Neresi orası? Düm, düşünüyorum bir dakika. Şimdi gittiğim ülkeleri sayalım bir kere. Çin değil, Japonya değil. Japonya tam yaşıyoruz işte. Kobe'de yaşıyorum Japonya. Tayland değil. Kaliforniya değil. Kaliforniya bir ülke mi der ya? Amerika değil. Acaba veremiyorum bu soruları ya. Bunların hızlı olması gerekiyor mu normalde? Hemen aklıma geliyor. Gitmek istediğin İsviçre falan. Gittin mi içimiz? İsviçre'ye gitmedim. Nereyi merak ederim mesela biliyor musunuz? Merak ettiğim yer neresi var diye düşünüyorum. Hiç gitmedim. Heh, İbiza olsun. Bu hafta işte İbiza'dayız sevgili seyirciler. İbiza. İbiza'ya gitmedim mesela. Ebra ile kaç yıl ev arkadaşı yaptınız? Nasıl bir ev arkadaşıydı? Bir anınızı anlatabilir misin? Ebra ile biz 5 sene falan herhalde. 13-14 yaşından 18'e kadar. 5-4 sene kadar. Bayağı uzun. Sadece ikiniz miydiniz? Değişti ya. Birkaç tane arkadaşlarımız vardı. Giden oldu, gelen oldu falan. Ama sen ve Ebra hep oradaydınız. Evet. Nasıldı Ebra'nın ev arkadaşlığı? Ya beraber büyüdük. Güzeldi yani, tabii kolay değil bir yapı. Şimdi şöyle düşünün. Sen bir karaktersin ve başka bir karakter var. Ve aynı evin içerisinde tam bağı olmayan bir insanla aynı evde yaşamaya çalışıyorsun. Zaten zor bir şey. Evet, kesinlikle. Ama eğer ki bence biz bunu çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çok kalkıyorum. Hanginiz daha dağınıktı? Tabii ki de Ebrar. Nasıl bir soru bu ya? Ebrar tabii ki de. Nijen nasıl sorar bu arada? Ebrar tabii çok dağınıktı. Ama bence iyiydi ya. Yemekleri kim yapıyordu? Yemek yapmıyorduk. Hep dışarıda. Yok. Paramız yoktu ki yani, söylemeye öyle bir şey var mı? Küçükken işte bir yerden bize yemek geliyordu. Hmm. Ya da böyle işte yemek yemeye gittiğimiz bir restoran vardı. Neydi? Kulübe mi yazdırıyordunuz? Ay, Karadeniz Mis mi neydi ya? Mis Karadeniz mi ne? Mis pide mi ne? Bir şey vardı. Çok güzel pide. Sonra işte herkes pide alıyor diye. Orada işte kontratı falan kesmişlerdi. Çünkü herkes çok kilo almaya başlamıştı. Yağlı yemek olduğu için. Öyle yemek yapmıyorduk genelde. Yani genellikle işte ya kulübün geldiği günlerde yemekleri yiyorduk. Ya. Buralara gelmek hiç kolay olmadı Canpınar. Ya da anlaşmanın olduğu restoranda yemek yiyorduk ya da okulda yemek yiyorduk. Kızların böyle başınıza gelen evde bir komik bir anı var mı? Biz Ebra'yla Allah'ım yarabbim ya, küçükken yaşımız 15-16, yani nasıl bir akılsız zaten. Her yere kapatır, tamam mı? Bir kocaman eski bir evdi zaten işte. O oturduğumuz sitenin en üst katında işte böyle, sana çok korkunç bir evde oturuyorum hala böyle dış. Neyse. Bir tane televizyon var, tüplü televizyon. Tüplü televizyondan siccin açıp siccin deyip duruyorduk böyle, bilgisayarı bağlayıp. Siccin 5. Siccin 5, ha? Şey, korku filmi. Ebra'yla beraber yaptığımız en berbat anadan bir tanesi. Okey, onu söyleyemem. Aaa! Bir zamanımız vardı, bir boş zamanımız vardı işte. O boş zamanımızda Ebra'yla beraber tüm korku filmini bitirmiştik, tamam mı? İkimiz beraber aynı ev içerisinde tek başımızdayız. Oturuyoruz böyle. Evet. Bir de sarılı film mi izledin? Aynen öyle. Tam olarak bir şekilde. Kim daha çok korkuyordu? Evet. Böyle Dabbe, Siccin, işte ne bileyim işte bilmem nereye kaçış, ruhun kaçışı falan filan böyle. Tüm korku filmlerini hepsini izlemiştik. Yani ikimiz de böyle korkmuyor gibi davranıyorduk ama aslında ikimiz de korkuyorduk. En çok neye para harcıyorsun? En çok neye para harcıyorum? En çok yatırıma para. En çok neye para harcıyorum? Borsada var mı güzel işte? Yatırım tavsiyesi. Ya, borç dediğin şey birazcık bir kere zaman ayırman gerekiyor. Bir zamanımız yok ki borsaya, nasıl ayırayım? Borsa oynamıyorum tabii ki de. en çok neye para harcıyorum? Köpek yarama para harcıyorum. Yok, hayır, bir şey harcıyorum. Nasıl yapabilirim ya? Çok zor bir soru. Tamam, en çok neye para harcıyorum? En çok harcadığım para... Günlük tamam. Hayatında ne? İşte yemek olur, işte... Tamam, yemeğe para harcıyorum. Kıyafet olur. Kıyafete para harcıyorum. Onda para. Yemek. 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 Peki tek bir yemek yeme hakkın olsa bu ne olurdu? Tek bir yemek türü olmasa ama her türlü patlıcan türlü yemeği yerim. Aa. Yani patlıcan musakka, patlıcan işte imam bayıldı. Başka ne vardı? İşte karnıyarık olsun. Ne bileyim işte kızartma olsun. Her türlü yerim. Mezeleri, patlıcan tabii canım, salatası. Her türlü patlıcan yemeklerine bayılıyorum. Peki kaytarma yalanın var mı? Yok. Ay var. Kaytarma yalanım var. Hastayım diyorum genelde. Ya hayır ya, kaytarma yalanım hastayım değil. Neydi ya? Uykum var diyorum genelde kaytarma yalanım. Çoğu zaman ben aslında erteliyorum şöyle. Spor mu klasik mi? Spor. Ama klasik yemeği çok seviyorum. En sevdiğin diziler hangileri? The Last Dance diyelim bir tanesine.
Şimdisine Ensel'in dizi. Yok o kadar. Masans diye. Maça çıkmadan önce kendini nasıl motive ediyorsun? Bir rutinin var mı? Rutinim yok yani. Normal işte maça çıkıyoruz. Müzik dinliyorum. Öyle bir totemim falan da yok. İyi uyumaya çalışıyorum maçtan önce. Wolfie mi? Pony mi? Nasıl bir soru? İkisi de köpeklerim. Çok seviyorum onları. Onları çok özlerim. Şimdi burada tantini mi sushi mi diye soru vardı ama. Henüz sushi. Sushi denem, tantuni mi sushi mi? Ben bu sushi yedim ki daha önce. Ha, gerçi daha önce Japonya'da yemedim söyledim. Yani tabii pardon, ki de özür yemedim ama. Özür dilerim. Sor. Tantuni mi sushi mi? Tantuni. Gelsin. 17 numaralı forma mı, 11 mi? Hangisi daha yakın hissediyorsun? Fark etmiyor artık. Hiçbir anlamı kalmadı. Hep farklı numara. Farklı numara giydiğim için. Ya da 14 mü? Hiçbir anlamı kalmadı artık yani. Hevesimi kırdılar. Al kırdım kırdım. Al. Tamam, her türlü numaramı bana vermediler. O yüzden çok mutsuzum, isyan ediyorum. Bu da kurabiye de isyan ediyorum. Hiçbir türlü 17 numarayı giyemedim işte, çok mutsuzum. Artık 17 numaraya küstüm. Yok yok. 17. 17. Güzel, sorularım bu kadardı. Bay bay, görüşürüz. Kapadım. Kendine iyi bak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada kanala abone olabilirsiniz. Bunları artık söylemedim de söylüyorum ben de artık. O toplara girdim YouTube'da. Kanala abone olursanız, yorum yaparsanız, insanlarla paylaşırsanız sevinirim. Derya'ya da katıldığı için teşekkür ederim. Değerli vaktini ayırdı. Var mı son olarak söylemek istediğiniz? Kanalımıza abone olun. Beni dinlemiyorlar, belki seni dinler. Videolarımızı like'layın. Beğenin, paylaşın, yorum atın. Her şeyi yapın. Aynen. Çünkü evet. Benim için Takaş nereden gelmiş bilmiyorum. Belki yakından geldi ama. Ama aylar önceden planlamıştım gerçekten. Hı. Neden gelir mi diye. Ta Hong Kong'dayken. Ebrar'la konuşmuştuk biz Hong Kong'dayken. O dönem zaten sen Japonya'ya yeni transfer olmuştun. Ben de Japonya'ya gittiğimde umarım denk getirebilirim diye. Bayağı bir 5-6 aylık bir hayal diyebilirim. bu arada Dayan'ın da maçlarına gitmek istiyorum. İki tane maçına gideceğim hafta sonu. Onları da yine kanala yüklerim. Onları İnşallah da izleyebilirsiniz. Umarım. 4'te 0'da gidiyoruz. Olsun, toparladım. Çok çok mutluyum bu yüzden. Evet, tamam. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.